Hikaye, Tanrı'nın yerine şeytanın sesini dinlemiş olan Adem ve Havva ile başlar. İtaat etmediler ve insanoğlunun Tanrı ile olan mükemmel ilişkisi zarar gördü. Onlar günahı ve sonucunda ölümü deneyimleyen ilklerdi. Utançlarını ağaç yapraklarının arkasına saklayarak gizlenmeyi denediler. Ancak Tanrı bu gizlenmelerden hoşnut olmamıştı. Bunun yerine onları hayvan derisiyle giydirerek kapladı. Onların utançlarını örtmek için Tanrı kendisi ilk hayvanı kurban etti. Adem ve Havva'nın iki çocukları olmuştu, Kain ve Habil. Kain Tanrı'ya kendi yetiştirmiş olduğu yiyeceği sunmuşken, Habil hayvan kan kurbanı sundu. Tanrı Habil'in adağını kabul etti, Kain'in adağını etmedi. Neden? Çünkü günah ölümü ister, bizi Tanrı'dan ayırır ve yaşamla ödenmelidir. Kain kıskançlık içerisinde Habil'i öldürdü ve insanlığı büyük ölçüde karanlık yola yönlendirdi. Yüzlerce yıl sonra her şey kötüye gittiğinden Tanrı yeryüzünde yaşamayı hak etmiş hiç kimsenin olmadığını söyledi. Nuh ve ailesi haricinde hiç kimse. Tanrı bir gemi yapması için Nuh'u çağırdı. Büyük bir gemi. Ve yaparken bu mesajı iletmesini. Günah için yargılama geliyor ve Tanrı'nın merhametini almak ve kaçmak için sadece tek bir yol var. Gemi. Güldüler ve alay ettiler Nuh'la. Ta ki insanlar hazırlıklı değilken gökyüzünden yağmur yağdı ve derinden su kabardı. Sel her bir insanı ve hayvanı öldürdü ve dünya onların günahları için. Sadece Tanrı'nın gemiye getirmiş olduğu Nuh, onun ailesi ve hayvanlar kurtulmuştu. Sonra geldi İbrahim, imanın babası. Tanrı ona oğlunu almasını ve bir dağda kurban etmesini söyledi. İbrahim bu emirden rahatsız olmuştu ama Tanrı'ya itaat etti. Harekete geçerek kaderine razı gösterdi ve oğlunu Morya Dağı'na götürdü. Fakat tam İbrahim oğlunu kurban etmek üzereyken Tanrı onu durdurdu ve oğlunun yerini alması için bir hayvan sundu. Hayvan itfası oğlunu geri verdi. Kan için kan, yaşam için yaşam. 400 yıl geçti ve Tanrı Musa'yı İsraillileri Mısır'ı terk etmeye liderlik etmesi için yolladı. Mısır kralı Firavun bu durumdan hoşlanmadığı için Tanrı onu 10 bela ile cezalandırdı. En son bela için Tanrı her bir evin ilk doğan erkek çocuğunu öldürmek üzere bir ölüm meleği yolladı. Yoksa insanlara bir kuzu kurban etmeleri ve kanının evin kapı dikmesine sürülmesi buyuruldu. Eğer melek kanı görmüşse içerideki çocukların kurbanla itfa edilmiş olduklarını anlamış olacaktı. İbrani ya da Mısırlı, köle ya da özgür olsun, Tanrı'nın buyruğuna itaat etmişlerse çocukları korunmuş olacaktı. Aksi takdirde tam Musa'nın kehanette bulunduğu gibi o gece meydana geldi ve kurbanla Tanrı'nın merhametini geri çevirmiş olan her bir hanede bütün Mısır'ı kaplayan büyük bir ağlayış yükseldi. Daha sonra Musa insanlara günahlarını örtmeleri için Tanrı'nın kurallarını belirlemiş olduğu dini gelenekteki Tevrat'ı verdi. Kabahatli olan kahine bir hayvan kurbanı getirdi. Kendi günah ve ayıbının hayvana geçmiş olduğunu sembolize ediyor olmasından ellerini kafasının üzerine sürdü. Sonra hayvan kurban edildi. Kanı döküldü. Günahı gizlenmişti. Kral Davut ve elçiler Musa tarafından verilen Tevrat'ı takip ettiler. Ancak hayvanların kanının bir adamın günahlarını gerçekten gizleyebilmesini ya da geleceği gösteren işaretler ve semboller olup olmadığını merak ettiler. Davut, bir kralın, bir Mesih'in gelecek olduğu kehanetinde bulundu. Kral Davut'un soyundan gelen, sözü geçen ve egemen olan, buna rağmen merhametli bir yüreğe sahip, alçak gönüllü olan bir adam. Bu Mesih, günahsız, mükemmel, suçsuz, masum olacaktı.
O acı çekecek, ölecek ve kurban olan önemli biri olacaktı. O kusursuz kurban haline gelecekti. İsa ona hiç kimsenin verecek bir yeri olmadığı için bir ahırda dünyaya geldi. Bir bakireden olan saf doğan, bir asil ancak fakir, Kral Davut'un soyundan. Kırsal fakir çobanlar ve doğudan varlıklı bilge adamlar çocuğu onurlandırmaya geldiler. Ve kutsal yazıtların söz verdiği kişinin, Mesih'in, gelecek olanın gerçekten o olduğuna tanıklık ettiler. İsa sevgiyi, gerçeği, barışı, alçak gönüllülüğü öğütledi. O mütevazi bir marangoz ancak zeki bir filozoftu. Seven Tanrı'dan daha fazla dini adetlere önem vermiş, ikiyüzlü dindarları gücendirdi. Ancak günahkar, tövbekar, mütevazi, fakir olanlar tarafından sevilmişti. Sağır, kör, sakat ve kötü ruhlu olanları iyileştirdi. Hatta bir ölüyü bile tekrar yaşama döndürdü. Evsiz bir adam, gezgin bir öğretmen, Tanrı'yı sevenleri tam bir yaşam sürmeleri için çağıran bir devrimci. İsa hatta Tanrı'yı kendi babası olarak adlandırdı ve bütün insanoğluna mutlak gücün sizi bir baba sevgisi ile sevdiğini gösterdi. Tanrı, insanlarla kendi çocukları gibi iyi ilişki kurmak istedi. Ancak bir problem vardı. Onlar hala günahkardılar ve Tanrı kutsaldır. İnsanı Tanrısından ayrı düşürmüş insanoğlunun günahı Adem'le başlar. Ve Mesih onları tekrar bir araya getirmek için ne yapması gerektiğini biliyordu. Vaftizci Yahya, İsa'nın sözünün kehanetinde bulundu. Bak, dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu. İsa, Mesih'ti. Seçilmiş olan, kusursuz kurban olması için seçilmiş olan. Hiçbir zaman günah işlemedi. O kutsaldı, saftı, mükemmeldi ve günah için bedel ödemeye layıktı. Günahkarlar için takasta masum olan. Günahkar insanlar için takasta kutsal kişi. Bunu babası için yaptı. İnsanoğlunun günahının bedelini ödemek için. Onları günah köleliğinden özgür kılmak için. Ve Adem'in kaybetmiş olduğunu onlara geri vermek için. Tanrı ile mükemmel bir ilişki. İsa çarmıhta babasının, Tanrı'nın elleri ile öldü. Ne İbraniler ne de Romalılar yüzünden. Tanrı İsa'yı peygamberler tarafından yazılanları yerine getirmek için kurban etti. Dünyanın günahlarını, sizinkilerin ve benim günahlarımı ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu haline gelecekti. Fakat orada durmadı. Tanrı 3 gün sonra İsa'yı, Mesih'i ona inananlara söz verdiği gibi ölümden diriltip yükseltti. Böylece onlar da tekrar sonsuz yaşama yükselecekler. Bundan sonra İsa öğrencilerine tekrar geri geleceğine söz verdi. Ama bu defa yargılayan ve kral olarak. Mesih, Tanrı'nın insanoğluna bir armağanıdır. Günahlarının içinde ölmeyip ve Tanrı'dan ayrılmayacak oldukları. Ancak İsa'nın kurban edilişini alarak onunla mükemmel bir ilişkiye geri dönebilirlerdi. Fakat herhangi bir hediye gibi bu da alana kadar sizin değildir.